düşününce. Merhaba arkadaşlar. Bugün içimden ya zaten aylardır şarkı söylemek gelmiyor. Size irmik böreği yapmak geldi. Bu irmik böreğini ben Maldivler'de öğrendim. Bir paket irmik. İçine biraz tereyağı, işte sıvı yağ vesaire vesaire. Işık nasıl bilmiyorum. Nasıl göründüğüm umurumda bile değil. Nasılsa güzel bir kadın olduğumu biliyorum. Bu koronadan çıkınca hepimiz çok güzel kadınlar olacağız. Hiç umurum bile değil. Umurum bile değil yani. Sadece kendimizi mutlu edelim. Hepsi bu yani. İftardan sonra belki sahurluk. Bu çok kıymetli bir börektir bu arada. İrmikten sadece helva yapıldığı zannedilir. Aslında öyle değildir. Biraz sıvı yağ alabilir miyim Gülsenem Hanım? Bir paket irmiğimizi çanağımıza koyduk. Yarım paket tereyağı, yarım paket de normal margarin yağıyla onu ben böyle yoğurmaya başladım. Zeytinyağı bazı insanlara ağır geliyor. Biliyorum, biliyorum. Fakat size öyle bir börek sunacağım ki yani bu böreği öğrendiğinizde, bu böreği bilenin, bilen arkadaşlarım biliyorum da normal insanların bildiğini zannetmiyorum. Şu anda çok çirkin görünebilirim. Hiç makyaj yok, sıfır makyaj. Olsun, varsın. Siz benim en güzel halimi de biliyorsunuz. Hiç umurum bile değil. Birazcık zeytinyağı döker misiniz Gülsenem? Yok, ayçiçek. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl geçiyor korona günleriniz? Biz de evde böyle işte haydutumla, haydutum hoş bugün babacığın da yanımda değil. Biraz daha Gül Hanımcığım, biraz daha istiyorum ya. Annemi göremiyorum, kardeşlerimi göremiyorum. Enstrümanistlerimi göremiyorum, müziğimi özlüyorum. Bir de ben evden canlı yayın böyle şey yapmayı da sevmiyorum. Bir de eldivenle iş yapmayı da hiç sevmem. Çünkü insanın elinin tadı geçmesi lazım o yemeğe. Vesaire vesaire. Gül Hanım biraz süt koyar mısınız? Efendim irmiği kocaman bir kabın içine koyduk. İçine katı yağ koyduk. Biraz tereyağı koyduk. Onun tabii böyle kulak memesi gibi bir kıvamı olacak. İyice yoğuracağız. Çünkü irmik biraz biliyorsunuz kalın telveli bir arkadaş. Arda Türkmen'in konuştuğu gibi konuşuyorum. Üstümde pijamam. Üstümde geceliğim. Pardon, üstümde pijamam, üstümde önlüğüm. Pardon. Bir aşçı her zaman yaptığı yemeğin tadına bakmalı. Mesela bunun tuzu şu anda eksik. Tadına bakmadan yemek yapan adamın adı ya da o kadının adı aşçı olmaz. Pınar Altun, sana sesleniyorum bebeğim benim. Kızınla ne güzel şeyler yapıyorsun. Seni iftihar ediyorum canım arkadaşım. Benim kaç 30 yıllık arkadaşım o. Güzelim benim, güzelim. Arda da çok eski arkadaşım. Arda eskiden biliyor musunuz Arda yemek yapmadan önce neler yapardı? Bizi Deni diye bir arkadaşımız vardı Uludağ. Konserlere götürürdü. Orada biz acayip güzel organizasyonlar yapardık Arda Türkmen'le. Arda çok çalışkan bir çocuktur. Bu arada Arda'yı çok eski tanırım, çok severim. Bilmiyorum beni nasıl görüyorsunuz şu anda vesaire vesaire. Buna biraz çok az un verebilir misin? Un. Şu kadıncağıza ne yapacağını şaşırdı.
Evde iki kişi olunca böyle oluyor efendim. Şahane bir börek. Şahane. Gülenay'ım çok iyi bilir. Kardeşlerim çok iyi bilir. Gülenay'ımın annesi de çok iyi bilir. Bir kaşık ver yavrum. Ver 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 ver. Bu dünyanın en kolay böreği. Bir tek irmikten tatlı olmuyor. İrmikten neler oluyor? Bir bilseniz neler oluyor, neler oluyor. Bir kaşık daha lütfen. Nasıl gidiyor hayat? Sıkılıyor musunuz evde? Bunalıyor musunuz? Dertleniyor musunuz? Yapmayın böyle şeyler. Ben de yapıyorum arada vallahi. Ne yalan söyleyeyim, ben de yapıyorum. Hiç süslenmiyorum mesela. Cildim pırıl. Vücudum pırıl. Daisy Clinic bana, Daisy Poly Clinic şahane vücut ürünleri göndermiş. Lakin şu artık virüsün sonuna geldiğimizde ben onları kullanmak istiyorum. Şu anda sadece böyle vazelinle falan yaşıyorum yani. Bir kaşık daha bebeğim. Bir de yağın altını açalım lütfen. Şimdi irmiğimizi ne yaptık? Tenceremize koyduk. Yani kabımıza koyduk. İrmiğin içine katı margarin attık. Biraz tereyağı attık. Biraz sıvı yağ attık. Tuz. İşte her türlü şeyini karıştırdık. Bunun en önemli şeyi çok iyi yoğurmak. Çünkü irmik iri bir arkadaş. Bizim gibi. Biz de evde otur otur öyle olduk ya. Yani yüzümü göremiyorsanız kusura bakmayın. Şöyle yapayım. Yemin ediyorum ruj bile sürmüyorum. Hatta bugün Seçkin Sunguç storiesine koymuş. Denizciğim bu rujumu sürelim, o rujumu sürelim. O kadar özledim ki o günleri. Önder Tiryaki, seni de çok özledim. Özgür Aras, Tunç Tiryaki. Hepinizi çok özledim. İrmik böreği. Bu klasik Maldiv adalarının böreğidir. Gülenay'ın bunu çok iyi bilir. Çok iyi bilir hem de. Çok. Sodayı oradan alalım yavrum. Sodayı oradan alalım. Ay 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 ay. Bir kaşık un daha rica ediyorum. Biliyor musunuz? Bu da bir meditasyon. Hamur yoğurmak vesaire. Işığım çok kötü olabilir. Kusura bakmayın, tepeden ışık. Borogeko'nun yok yanımda. Aşkım benim olsaydı eğer, o bana çok güzel bir ışık yapardı. Beni makyajsız da. Ben bir de filtre milte kullanmıyorum. Öyle şeyler sevmiyorum. Doğal kadınım yani. Bu kadar basit. Canım bu gece böyle bir şey yapmak istedi. Aslında bunu çok sevdiğim bir arkadaşımla yapacaktım. O vazgeçti son dakika, caydı. Neyse. Bunun tadını bir bilse. Bir de çok iştahlıdır o. Kız arkadaşım. Bayılır, bayılır, bayılır. Bugünlerde ne yapacağız? Kendimizi kontrol edeceğiz. Sürekli sağlıklı yiyeceğiz. Üzülmeyeceğiz. Olumlu düşüneceğiz. Başımıza ne gelirse gelsin, bir hamur gibi kendimizi yoğurup 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 yeniden dünyaya getireceğiz. Küllerinden doğan o masal gibi. Bir kaşık un daha rica ediyorum please. Bir börek olacak bu. Keşke hepinizin evlerine yollayabilsem ya Rabbi ya Resulallah. Ama irmikten sakın sadece helva olduğunu zannetmeyin. İrmik böreği Maldivlerin birinci atasıdır yani. Maldivler dediğim yerde bildiğiniz gibi hatırlıyorsunuz. Bizim için bu börek orada büyük bir şölendi. Ve en iyisini de ben yapardım. Her zaman da ben yaparım. Çok şükür Allah'ıma.
Şimdi en iyisini yaparım. Oh. Haydi bakalım anlatın. Sorular sorun bana. Deniz ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Niye kilo aldın? Ha, bana diyorlar ki niye kilo aldın? Ya aldıysam aldım. Veririm. Ben mide ameliyatı oldum. Aldıysam aldım veririm. Ben kadınım, biz kadınız. Kilo da alırız, veririz de. Biz güzeliz. Kadınız bir kere her şeyden öte. Gitar gibiyiz, gitar. Çalınası bir gitar. Ne yapalım sıkıntıdan insanın hayatından? Sen benim neler çekeyim, nereden biliyorsun ki? Şimdi başlıyoruz kızartmamıza. Fakat seyirci görmüyor. Gül Hanımcığım. Seyirci görmüyor. Obala. Şimdi bunu böyle elinle açıyorsun. Arda bir gün geleceğim mutfağına. Vallahi senden daha güzel yemek yapacağım. Bugün seyrettim çok güldüm ya. Ay Doğa çok tatlıydı hele. Yavrum benim. Doğa Dutka. Bu istediğim kıvama gelmedi. Çünkü evimde yeterli irmiğim yoktu. Ama yine de çok güzel oldu. Oh! Mis gibi kokular çıkıyor. Bir de şuradan havalandırmaya çalışayım. Kızartma koklayalım. Bunu böyle elinle açıyorsun. İrmiği. İrmik dediğin şeyi boş geçmeyeceksin. İrmikten sadece helva yapılmaz. Aslında bildiğimiz hiçbir şey bildiğin gibi yapılmaz. O kadar çok şey var ki. Bak şimdi. Bugün Zuhal Topal'la yemekteyiz, seyrettim. Kızcağız hiçbir şeyine yetişir. Masasını bile kuramada yok. Ne yapalım, evde bunları seyrediyoruz yani. Oturup geceleri konser seyrediyoruz ya da gündüzleri bunları seyrediyoruz. Esra Erol'a zaten ölüyorum. Onun sabrına ölüyorum. Bazen onu arıyorum, diyorum ki Esra bu ne diyorum. Sus Deniz, sordum o diyorum buna. Derim onu ben. Canım benim, canım güzel arkadaşım. Kıymetli. Bunlar nasıl güzel olacak biliyor musunuz? Nasıl güzel olacak? Bak. Emek bu, emek. Hoppala. Biraz daha evimde irmik olsaydı çok daha güzel olacaktı. İçine kaşarımızı koyuyoruz. Bunu kızgın ayçiçek yağında tabii ki de kızartıyoruz. Seviyorum. Bugünlerden korkmayın. Hepiniz bir şeyler deneyin. Deneyin. Mesela ben bugün evimde eksik irmik olduğunu bilseydim bu işe kalkışmazdım. Maalesef evde çalışan kadının bana bunu söylemeyi eksik demiş. Gülenay. Canım benim. Gözlerin de olsun. Ne yaptık bunlardan senle, değil mi? Oh, kaç kere yaptık hem de. Şimdi kardanıma. Biraz içine doğru götür. Şahane oluyor, şahane. Ben sizi öpüyorum. Bu nefis şeylerin hepsini size ikram etmişim gibi sayın beni, olur mu? Nefis bir börek bu. Yapın, deneyin. Asla pişman olmayacaksınız.